Kazakistan'da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği protestolar sırasında görevden alınan istihbarat şefi ve eski başbakan Karim Masimov vatana ihanet suçlamasıyla gözaltına alındı. Masimov, eski Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'e yakın bir isim olarak tanınıyor. Öte yandan Nursultan Nazarbayev'in sözcüsü Aydos İkibay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Nazarbayev'in ülkeyi terk ettiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını, Nazarbayev'in başkent Nursultan'da bulunduğunu, bir dizi istişare toplantıları gerçekleştirdiğini belirtti. İran, Kasım Süleymani suikastıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle ABD Genelkurmay Başkanı, Ulusal Güvenlik Ajansı Başkanı ve Merkez Kuvvetler Komutanı'nın da aralarında olduğu 51 üst düzey Amerikalı yetkiliyi yaptırım listesine aldı. İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Süleymani ve çevresine yönelik suikaste karar alma sürecine katıldığı, organize ettiği ve finanse ettiği tespit edilen Amerikan vatandaşlarının yaptırım listesine eklendiği aktarıldı. Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği, Umre için gittiği Suudi Arabistan'da 20 Kasım 2020 tarihinden beri tutuklu bulunan ve Çin'e iade edilme tehlikesi bulunan Hamdullah Vali ve Nur Muhammed Rozi hakkında yazılı açıklama yaptı. Söz konusu kişilerin suçsuz yere hiçbir açıklama yapılmaksızın gözaltına tutulduğu belirtilen açıklamada, Hamdullah Vali ve Nur Muhammed Rozi'nin sağlık durumu, güvenliği ve Çin'e iade edilme tehlikesi, diasporadaki Doğu Türkistan halkını derin endişelendiriyor denildi. Rusya Devlet Başkanı Putin ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in bir telefon görüşmesi yaptığı, görüşmede Kazakistan'da düzenin yeniden inşası için gereken önlemlerin ele alındığı bildirildi. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Kazakistan'daki son gelişmeler nedeniyle Almaty Başkonsolosluğunda görevli personelin isteğe bağlı olarak ülkeden ayrılmasına izin verdi. Norveç'te malzeme sıkıntısı nedeniyle askerlerin görevleri süresince kullandıkları iç çamaşırlarını terhis olurken birliklerine teslim etmesi istendi. Norveç'te 19 yaşından itibaren kadın ve erkekler zorunlu askerlik yapma yükümlülüğüne sahipken her yıl yaklaşık 8 bin kişi silah altına alınıyor. Kazakistan'daki olaylara ilişkin açıklamada bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın sözleri Rusya'yı kızdırdı. Blinken, Kazakistan'ın Rusya'dan yardım talebi hakkında "Ruslar bir kez evinize girdi mi onları evinizden çıkarmak çok zordur" dedi. Rusya'dansa Blinken'ın sözlerine yanıt gecikmedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı yanıt olarak "ABD evinize girdiğinde hayatta kalmak, soyulmamak zordur" paylaşımını yaptı. Çin'in güneybatı bölgesinde bulunan Kuangang Belediyesi'ne bağlı Wulong bölgesindeki bir kamu binasının yemekhane bölümünde dün meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.